Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bu videoda sizinle canlı sudan bahsetmek istiyorum. Açıkta kalan bir konu. Daha önce bununla ilgili bir video çekmiştim ama söylemediğim birkaç şey var. Yenilemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Aydin Salih'in yine her zamanki gibi Gerçek Tıp Yitik Şifa adlı kitabı elimde. Su bölümünü açtım. Sayfa 59'da su bölümünü oldukça ayrıntılı bir şekilde bilimsel açıklamalarla birlikte Aydin Salih hanımefendi izah etmiş. Burada kaynak suların oldukça önemli olduğunu, kaynak su tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Yine yağmur suyu tüketmenin de çok faydalı olduğunu, buzullardan ve karlardan eriyerek nehirlere karışan sular, özellikle yüksek kaynaklardan aşağıya, taşlar üzerine akan, kesintisiz hareket ederek hafifleyen sular ve yağmur suyu canlı sulardır. Yağmur suyunu yağmur yağmaya başladıktan 15-20 dakika sonra toplamak gerekir. Çünkü ilk damlalar havadaki kirlerle birlikte aşağıya iner. Yağmur suyu ishali durdurur, karaciğer ve böbrek hastalıklarını hafifletir diyor. Ve kaynak suya ulaşması imkanı olmayan bizim gibi şehir hayatı yaşayan arkadaşların da suyu nasıl canlandıracağıyla ilgili Aydin Salih hanımefendi önerilerde bulunmuş. Şöyle bir cam şişenin içerisine suyumuzu koyuyoruz ve aşağı yukarı şuraya kadar, yani belli bir boşluk kalacak şekilde bırakıyoruz. Boşluk bırakıyoruz ve bunu difrizde donduruyoruz arkadaşlar. Difrizde dondurduğumuz bu suyu tekrar çıkarıp çözdürdüğümüzde suyun canlandığını söylüyor Aydin Salih. Ve bu suyun 10-12 saat arasında canlı kalacağını söylüyor. Ben 8 saat diyorum. 8 saatte tüketilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü daha sonra ağırlaşmaya başladığını ve tadının değiştiğini Aydin Salih de kitabında belirtmiş arkadaşlar. Yine yoğurt suyu, meyve ve sebze suları hafif, canlı ve şifalı sulardır. Suyun kaliteli olmadığı yerlerde meyve ve sebze tüketiminin daha fazla olması gerektiğini söylüyor. Çünkü yediğimiz katı gıdaları suyla birlikte vücudumuz çözdürüyor ve su ne kadar canlı olursa vücudumuz vitamin ve mineralleri o kadar fazla kabul ediyor. Suyumuzu ölü bir şekilde kullanırsak, ne yersek yiyelim, vitamin ve minerallerinden yeterince fayda göremeyiz arkadaşlar. Birinci yöntemimiz suyumuzu difrizde dondurup sonra tekrar çözdürmek. İkinci yöntemimiz bardaktan bardağa boşaltma yöntemi. Bardaktan bardağa uzaktan birkaç defa şu şekilde boşalttığımızda suyumuz yine canlanıyor. Suyumuzun canlılığını kaybetmemesi için Kur'an-ı Kerim okumamızı öneriyor Aydin Salih hanımefendi. Ağzı dualı insanların içtiği sularda yine besmelenin de önemi var. Besmele çekerek su içmeyi tavsiye edilmesinin bir sebebi var. Suyu canlandırma etkisi olduğu için. Suyun içerisindeki kristallerin hafızası var arkadaşlar. Suyu ağırlaştırabiliriz, söylediğimiz sözlerle hafifletebiliriz. Suyun içindeki kristalleri bizim güzel niyetlerimiz, güzel sözlerimiz olumlu anlamda değiştirme gücüne sahip. Aynı zamanda şu şekilde doğadan topladığımız doğal değerli taşlarımız, amatist olabilir, kuars olabilir. Bu şekilde taşlarımız suyun canlandırma özelliğine sahip. Bu taşların büyüklüğünü nasıl bir kabın içerisine suyunuzu koyup içine atacağınıza göre, suyun hacmine göre belirleyebilirsiniz. Mesela bir bardağınızın ya da bir sürahinizin içerisine şu büyüklükteki bir kuart taşını koyabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle taşlarımızı toprak dolu bir saksının içerisinde bekleterek negatif enerjisini, taşın üzerindeki negatif enerjisini temizlemesini sağlıyoruz. Ondan sonra bu taşı güzelce yıkadıktan sonra bardaklarımızın ya da sürahilerimizin içerisine koyup canlı suyumuzu bu şekilde tükettiğimizde suyun canlılığını daha fazla artırdığı kanıtlanmış, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yöntem. Kesinlikle doğal taşlarımızı evimizde
bulundurmalı, avuç içlerimize koymalı, onlarla temas halinde olmalıyız. Çünkü topraktan aldıkları tamamen vitamin ve minerallerle oluşan taşlardır bunlar. Ayrıca doğal taşlarla ilgili yine videom olacak. Eşimle birlikte çekmeyi düşünüyorum inşallah. Yine suyumuzu daha değerli yapmanın bir yöntemi de canlı suyumuzu bardağın içerisine yukarıdan aşağı akıtarak koyduktan sonra içine bir miktar özel Çankırı tuzu, şöyle bir fiske. Bu sizin damak tadınıza kalmış bir şey arkadaşlar. Yani sizin damak tadınızı bozmayacak şekilde kendinize göre suyun oranı, işte suyun ve tuzun oranını belirleyebilirsiniz. Birkaç denemeden sonra bu oran sizin artık gözünüz aşina olacak ve bu orana göre yapabilirsiniz. Bir fiske tuz attığınızda, bu Himalaya tuzu olabilir dediğim gibi, gerçek doğal Çankırı tuzu olabilir. Bununla birlikte içtiğinizde hem vücudunuzun tuzdan alması gereken vitamin ve mineralleri aldığını göreceksiniz. Hem de suyunuzun canlılığını koruduğunu, tuzla birlikte daha fazla sizin bünyenize fayda sağladığını göreceksiniz arkadaşlar. Yine kitaptan birkaç kısım okumak istiyorum. Depolarda uzun süre muhafaza edilerek satılan sular en ağır sulardandır. Yani bizim kullandığımız damacana sularından bahsediyor. Vücut bu suları hafifletmek zorundadır. En çok enerjiyi bu suları hafifletmek için harcar. Çabuk yıpranır ve ihtiyarlar vücudumuz. Bu gerçekten benim için çok üzücü bir bilgi oldu. Çünkü yıllarca damacana suyu kullandık maalesef. Diyor ki bu suları canlandırmak için üzerine okumak ve önce kaynatıp sonra buzlukta dondurmak ya da içmeden önce besmele ile 3-7 defa bardaktan bardağa boşaltarak suyu hareket ettirmek lazımdır diyor. Yine hadislerden örnekler vermiş Ayedin Salih hanımefendi. Çok güzel anlatımları var kitapta. Yorgun ve terliyken, banyodan sonra, yemek sırasında, yemek veya meyveden hemen sonra uyanır uyanmaz ve ayakta su içmek hastalıklara sebep olur diyor. Çok önemli. Yorgun ve terliyken, banyodan sonra, yemek sırasında, yemek veya meyveden hemen sonra uyanır uyanmaz ve ayakta su içmek hastalıklara sebep olur diyor. Maden suları kanı temizler, yaraları kapatır, ter kokusunu giderir. Ancak günde bir bardaktan fazla maden suyu içilmeyeceği gibi her gün tüketmek de doğru değildir. Belirli maden suları doktor tavsiyesiyle gerekli miktarlarda içilir diyor. Fıtrata en uygun olan günde 2 defa sabah kalkınca ve yemekten 1-1,5-3 saat sonra su içmektir. Sabah içilen su bağırsakların çalışmasına, yemekten 1,5-3 saat sonra içilen su sindirime yardımcı olur. Yemekten önce de su içilebilir ancak bu ayrıntıya dikkat etmek gerekir diyor. Yine soğuk suyun öneminden bahsetmiş arkadaşlar burada. Suyun yerini hiçbir şey dolduramaz diyor. Kabızlık sorunu olanlar sabah aç karnına bir bardak soğuk ya da ılık su içmelidir. Sağlıklı ve genç kalmak için insanın günde 1-2 bardak su içmesi ve soğuk suya alışması gerekir. Soğuk suyun yerini hiçbir şey dolduramaz diyor. Çok ilginç bir bilgi. Soğuk suyu biz her zaman kaçındığımız bir şey olmuştur ama Ayedin Salih soğuk suya alışmamız gerektiğini, bu suyun yerini hiçbir şeyin dolduramayacağını söylüyor. Bir part daha okumak istiyorum benim için çok önemli olan. Günlük su ihtiyacı kişinin sağlığına ve yediği yemek miktarına bağlıdır. Vücudun %70'inin su olduğu düşünülürse her 30-40 gram kuru yemeğe karşı 60-70 gram su tüketmek gerekir. Meyve ve sebze suları da su olarak değerlendirilir diyor. Ayrıca çok fazla su içmenin de vücuda çok sağlıklı olmadığını Ayedin Salih kitabında belirtiyor arkadaşlar. Bu arada kamerada kendimi yorgun görüyorum. Gözlerim falan çökük olmuş.
Bebek büyütme sürecinde böyle yüzünde yorgunluklar olabiliyor. Hakkınızı helal edin. Bu bilgiler umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Su konusunu es geçmeyelim inşallah. Sularımızı, içtiğimiz suları biraz daha fazla canlandırmak için gayret gösterelim. En azından bardaktan bardağa şöyle yukarıdan boşaltma yöntemini yaparak sularımızı bir miktar canlandırma işlemini yapalım. İnşallah şifalanalım. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı, sorularınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmak isteyenler de kanala abone olup daha fazla videolardan faydalanabilirler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.